Yurt dışı kayıtsız bir iPhone'u 120 gün kullandıktan sonra artı 120 gün daha kullanmak için neler yapmanız gerekiyor? Bu videoda bunlardan bahsedeceğim. İlk olarak şunu söyleyeceğim. Bu videodaki hiçbir yöntem telefonu 120 artı 120 gün kullandıktan sonra ekstra olarak 120 gün daha kullanmanızı sağlamaz arkadaşlar. Yani yurt dışı kayıtsız bir iPhone'u en fazla yılda 240 gün kayıtsız kullanabilirsiniz. Artı 120 gün kullanmanın herhangi bir yolu yok. Tek başına kullanmanın herhangi bir yolu yok. Bazı arkadaşlar çift telefon taşıyarak kullanmaya devam ediyor. Bunlar alternatif yöntemler. Ama tek başına yurt dışı kayıtsız bir iPhone'u bütün yıl boyunca kullanmanın bir yolu yok arkadaşlar. Şimdi anlatacaklarımın tümü tamamen yasal olarak nasıl 120 artı 120 gün kullanabilirsiniz. Şimdi bu videoda iPhone'un üretim modeline göre ve sizin daha önce kullandığınız şekle göre hangi işlemleri yapmanız gerektiği ile ilgili bilgiler vereceğim. Lütfen videonun en başını atlamadan izleyin. Çünkü yapmanız gerekenler telefonunuzun üretim modeline göre ve şu andaki durumuna göre değişiyor. Şimdi burada ne demek istiyorum? Üretim modeline göre dediğim ne? Telefonunuz fiziksel SIM artı eSIM mi veya fiziksel artı fiziksel SIM yani çift fiziksel SIM'li mi yoksa sadece eSIM modeli mi? Bu önemli. Buna göre yapmanız gerekenler değişiyor. Artı eğer telefonu 2023 yılında kayıtsız olarak kullandıysanız ve SIM kartı diğer IMEI numarasına geçirdiyseniz yani IMEI 2'yi kullanıyorsanız şu anda IMEI 1'e geçmek için farklı bir yöntem gerekiyor. IMEI 2'ye geçmek için farklı bir yöntem gerekiyor. Yani biraz karmaşık bir iş. Ama şöyle yapacağım. Basit olanları bu videoda anlatacağım. Biraz daha uzun olanları farklı videolarda ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Ama ilk olarak telefonunuzun hangi üretim modelinde olduğunu ve hangi IMEI numarasını kullandığını bilmeniz gerekiyor. Eğer telefonunuzun üretim modelini biliyorsanız bu kısmı atlayabilirsiniz. Ama bilmiyorsanız telefonunuz fiziksel SIM artı eSIM mi veya çift fiziksel SIM mi bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Sadece eSIM modelinde zaten fiziksel SIM yuvası olmadığı için bunu bilmeniz daha kolay. Telefonun ayarlar hücresel kısmına giriyorsunuz ve burada eğer eSIM ekle seçeneği varsa telefonunuz fiziksel SIM artı eSIM destekli bir telefon. Eğer eSIM seçeneği yoksa telefonunuz sadece fiziksel SIM destekliyor demek. Yani çift fiziksel SIM takabiliyorsunuz bu telefonlara. Genelde bu telefonlar Çin için üretiliyor. Yani Çin'de satılan iPhone'lar çift fiziksel SIM'e sahip. Bu arkadaşların yapması gereken aslında oldukça basit. SIM kartı tepsinin diğer tarafına takarak artı 120 gün daha kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Yani hiç eSIM'le falan uğraşmanıza gerek yok. Ama eğer eSIM ekle seçeneği varsa anlayın ki telefonunuz tek fiziksel SIM girişli ve diğer SIM ise eSIM olarak tanımlanabiliyor. Ama bunu iPhone 13 ve üzeri modellerde hiç eSIM'e geçmeden IMEI numarasını değiştirerek artı 120 gün kullandırabiliyoruz. Bunu da anlatacağım. Bir de Amerika'da satılan sadece eSIM modelleri var. Bu modeli kullanan arkadaşlarda bambaşka bir durum var. Bu arkadaşların bağıya gidip QR kod almaları gerekiyor. Turkcell'de QR kodlar tekrar kullanılabilir oluyor. Onu da ayrı bir videoda anlatacağım arkadaşlar. Şimdi burada anlattıklarımdan kafanız karışmış olabilir. Aslında yapacaklarınız oldukça basit ama dikkat etmeniz gereken şeyler var. Şimdi en çok kullanılan ve global versiyonda fiziksel artı eSIM olan arkadaşlar ne yapmaları gerekiyor? İlk yapmaları gereken hangi IMEI numarasını kullandıklarını bulmak. Bu önemli çünkü buna göre yapacağınız işlem değişiyor. Telefonun ayarlar genel hakkında kısmında en altına inip burada fiziksel SIM'i ve kullanılabilir SIM'i görebilirsiniz. Bu noktada hangi IMEI numarasını kullandığınız önemli. Birinci IMEI numarası direkt IMEI olarak geçer. Ben buna IMEI 1 olarak söyleyeceğim size. Bir de IMEI 2 var. Eğer kullanılabilir SIM bölümünde IMEI 2 numarası yazıyorsa yapmanız gereken farklı. Eğer şu anda IMEI 2'yi kullanıyorsanız yani hattınız IMEI 2'ye tanımlanmışsa yapmanız gerekenler tamamen farklı. Bu nedenle buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Fiziksel artı eSIM'li modellerde hiç eSIM'e geçmeden fiziksel SIM'i diğer IMEI numarasına tanıtma işlemi sadece iPhone 13 ve üzeri modellerde. Yani iPhone 13, 13 Pro, Pro Max, 14, 15 gibi serilerde işe yarar arkadaşlar. iPhone 13 6 modellerde bu işlem işe yaramaz. Bu arkadaşların gidip bayiden bir eSIM QR kodu almaları gerekiyor. Veya şu anda eSIM kullanıyorlarsa fiziksel SIM'e tekrar geçmeleri gerekiyor. Çünkü iPhone 13 altındaki telefonlarda IMEI seçim özgürlüğü bulunmuyor. Yani eSIM direkt bir IMEI 2'ye tanımlanmış. Fiziksel SIM'de direkt IMEI 1 numarasına tanımlanmış. Eğer şu anda IMEI numarasını kullanıyorsanız yani IMEI 2 boştaysa ilk olarak fiziksel SIM kartınızı çıkartıyorsunuz ve internette bulunan uygulamalardan geçici bir tane eSIM alıyorsunuz. Yaklaşık 1-1,5 dolar civarında bir eSIM satın alıp bunu telefonunuza tanımlıyorsunuz ve IMEI 1'i dolduruyorsunuz. Tanımladıktan sonra fiziksel SIM'inizi tekrar takıyorsunuz ve fiziksel SIM'iniz de yani kendi hattınızda IMEI 2 numarasına geçmiş oluyor. Bu sayede artı 120 gün kullanmaya devam edebiliyorsunuz. 2023 yılında bununla ilgili bir video paylaşmıştım. 2024 yılında en güncel bilgilerle yeni videoyu aşağıya sabitlediğim ilk yorumda linkten direkt izleyebilirsiniz. Detaylarını görebilirsiniz. Eğer 2023 yılında IMEI 2'ye zaten geçtiyseniz ve 2024'te de ilk 120 günü IMEI 2'de kullandıysanız
Burada yapmanız gereken daha basit. İlk olarak fiziksel sim kartınızı çıkartın ve telefonun ayarlar genel alt kısmında da iPhone'u aktar veya sıfırla kısmı var. Buraya basıyorsunuz. Yine burada en alt bölümde sıfırla kısmına bastığınızda ağ ayarlarınız sıfırla var arkadaşlar. Buraya basıp ekran parolanızı giriyorsunuz. Burada bir uyarıyla karşılaşıyorsunuz. Ağ ayarlarını sıfırlaya bastığınızda bütün ağ ayarları sıfırlanıyor. Daha sonra fiziksel siminizi tekrar taktığınızda telefon IMEI 1'i seçecektir ve artı 120 gün daha kullanmaya devam edebilirsiniz. Lütfen bunları karıştırmayın. İlk 120 günü hangi IMEI numarasıyla kullandıysanız yaptığınız işlemler tamamen değişecektir. Fiziksel sim artı eSIM modellerindeki durum bu. Kesinlikle tekrar söylüyorum. Bu anlattıklarım iPhone 13 ve üzerindeki modellerde çalışır arkadaşlar. Bu anlattığım yöntemlerin hiçbiri telefonu 120 artı 120 gün kullandıysanız o sene içerisinde artı 120 gün daha uzatma işlemine fayda sağlamaz. Bu yöntem sadece ilk 120 günü kullanan ve ikinci 120 günü kullanacak arkadaşlar için geçerli. 240 gün kullandıysanız yeni yılı beklemek zorundasınız. Yeni yıl gelmeden bu telefonu tekrar açmak mümkün değil. Çünkü BTK tarafından direkt e-mail numaralarınız bloklanıyor. Yanlış bir işlem yapmanız durumunda çok endişelenecek bir durum yok. Her şey düzeltilebilir. Yani öyle 120 gün çöpe gitti gibi bir durum söz konusu olmaz. Takıldığınız bir konu varsa da bana Instagram hesabından yazın. Yardımcı olmaya çalışırım. İkincisi çift fiziksel simli iPhone'lar. Böyle bir yurt dışı kayıtsız telefonunuz varsa en kolay yöntem sizinki zaten. Eğer telefonunuzda zaten ayarlar hücresel kısmına girdiğinizde eSIM ekle seçeneği yoksa anlayın ki telefonunuz çift fiziksel simli. Telefonunuzun SIM tepsisinin iki tarafı da SIM kart koyulacak şekilde ayarlanmış. Yani hem ön yüzüne hem de arka yüzüne SIM kart takabiliyorsunuz. Bu da ön yüzü IMEI 1, arka yüzüne de IMEI 2. Yani eğer 120 gün kullandıysanız SIM tepsisinin diğer tarafına SIM kartınızı takıp 120 gün daha kullanmaya devam edebilirsiniz. Burada da şu soru çok soruluyor. Aslında cevabını da vermiş olduk. Çift fiziksel simli telefonlarda birinci ve ikinci tarafı kullandık. Üçüncüyü de eSIM olarak kullanabilir miyiz? Zaten telefonda eSIM ekle seçeneği yok. İki tane IMEI numarası var ve siz bu iki IMEI numarasını da kullanmış oluyorsunuz. Yani bu telefonlarda da 240 gün sonunda bir 120 gün daha kullanıp bütün seneyi kullanarak geçirmek mümkün değil. Son olarak sadece eSIM modelleri ki kayıtsız kullanımda en çok zorlayıcı telefon modeli bu. Sadece eSIM modeli. Sadece eSIM modellerinde de geçici bir eSIM tanımlayarak diğer IMEI numarasına geçebilirsiniz. Ama şöyle bir durum var. Direkt gidip bayiden QR kod almamız gerekiyor hattımız için. Bu QR kodlarda genellikle tek kullanımlık oluyor. Yani bir kere tanıttıktan sonra o QR kodu bir daha kullanamıyorsunuz. Tekrar gidip QR kod almanız gerekiyor. Ama genelde Turkcell kullananlar o QR kodu tekrar kullanabiliyorlar. Eğer Turkcell kullanıyorsanız mutlaka daha önce aldığınız eSIM QR kodunu denemenizde fayda var. Ama kısaca anlatmak gerekirse sadece eSIM'li modellerde gidip bayiye hattınız için yeni bir QR kod almanız gerekiyor. Ama burada şuna dikkat edin lütfen. Bazı bayilerde personel bunun farkında değil. eSIM tanımlaması yaparken kesinlikle önceden kullandığınız eSIM'i silmeden yapın. Eğer silerseniz o eSIM silindikten sonra aynı IMEI numarasına tekrar tanımlatıyor o telefon ve şebeke çekmiyor. Yani hattınız için yeni bir eSIM QR kodu aldınız. Bu QR kodu tanımlarken eski eSIM'in telefonda durması gerekiyor. Onu silmeden QR kodu tanımlayacaksınız ki hattınız için yeni aldığınız eSIM kullanılmayan IMEI numarasına tanımlansın. Şöyle bir durum da olmuştu mesela. Arkadaş bayiye gitmiş QR kodu almış. İşte tanımlanması için yardımcı olmuşlar. İlk olarak halihazırda kullandığı eSIM'i sildirmişler. Daha sonra yeni aldığı QR kodu tanımlatıyorlar. Aynı IMEI numarasına tanımlandığı için şebeke gelmiyor. Sonra arkadaşa diyorlar ki bir iki gün içerisinde şebeke gelir. Bekliyor bekliyor şebeke yok. Sonra bana yazdı arkadaş bu şekilde bir durumla karşılaştım diye. Kontrollerde tekrar aynı IMEI numarasına tanımlandığını gördük. Yine o bayiye gittiğinde de bayi yeni bir QR kod için yine bir ücret istemiş. Şimdi bu video aslında bir rehber oldu. Yani hangi durumda ne yapmanız gerektiğiyle ilgili kısaca bilgiler verdim. Videonun açıklamalar kısmında ve sabitlenen ilk yorumda bu anlattıklarımın detaylı olarak ayrı ayrı videolarının linklerini bulabilirsiniz. Ve takıldığınız noktada mutlaka bana Instagram hesabından ulaşın. Yardımcı olmaya çalışırım. Bu video bu kadardı. Yurt dışı telefonlar ve iPhone kullanımı ile ilgili en güncel bilgileri ulaşabilmeniz için mutlaka abone olmanızı bekliyorum. Bu video size yardımcı olduysa beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.